Denemelerde sürem yetişmiyor. Hızlı yaptığım zaman sürekli yanlış yapıyorum. Süre arttırmak için ne yapmam gerekiyor? Bunun gibi sorulara cevap vermek için aslında bu videoda mükemmel taktikler vereceğiz. Deneme taktiklerini ilk başta denemeden öncesi, deneme sırasında ve denemeden sonra ne yapmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Yani denemeyi 3 parçaya biliyoruz. Önce, sırasında ve sonra. Peki burada ne yapacağız? Deneme öncesi bir kere ortam düzeni çok önemli. Gerçekten de insan sınıf ortamı gibi düzenli bir yerde girdiği zaman ve planlamasını yaptığın zaman, yani tarihin belliyse motivasyon ve isteğin olması gerekiyor. Burada çok önemli bir şey var. Gerçekten etrafın dağınıksa insanın aklı dağılıyor ve planlamayı yapmazsan eğer o tarihte, o saatte kendimi yalnız bırakacağım, telefonumu kapatacağım, ailemle bir programım olmayacak, zırt pırt odama kimse girmeyecek diye planlamak gerekiyor. Ve ilk başta tabii ki motivasyon ve istek gerekiyor. Yani isteğin olmadan illa ben bunu yapayım, hadi şimdi aradan çıksın, asla öyle bir şey değil. Deneme gerçekten özen istiyor, motivasyon istiyor. Deneme sırasında ise stres yönetimi yapabilmemiz gerekiyor. Yani çok streslenmememiz gerekiyor. İşte ne yapacağım eyvah diye streslenmeyelim. Zaman kontrolü yapmamız gerekiyor. Mutlaka zamanlı deneme çözmemiz gerekiyor. Yani saatimizi tutacağız, açacağız saatimizi ve zamanında başlayıp zamanında bitireceğiz. 9'da başladıysak 12'de bitirecek, sallıyorum hadi. Zaman neyse, süresi neyse ona göre çalışacağız. Turlama tekniği acayip önemli. İlk turda kolay soruları yapacağız. Sonrasında zor soruları bir kenara bırakacağız. Yuvarlak atacağız böyle denemelerde. İşte mesela hemen bu soruya başladım. Bu soruyu yaptım. Bu soruyu yaptım. Bu soru birazcık uzun ya. Bunu geçeyim sonra yaparım. Veya zor gibi geldi, bunu sonra yaparım. Ondan sonra bu soruyu yaptım şeklinde ilerleyeceğiz. Ardından da kodlama bilgisi çok önemli. Kodlama bilgisi de hani mesela optik form var ya, optik formlarda burada hemen bunları geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü gerçek sınavda buna gireceğiz. Mesela hemen A'yı işaretledim, B'yi işaretledim. Bizim buradaki en önemli şeylerden bir tanesi mesela bu sayfayı yaptın, bu iki sayfayı yaptın, kodlayalım. Mesela matematik 14, 15, 16 değil mi? Matematikte 14, 15, 16'yı kodluyorum. 14, 15, 16 kodluyorum. Ondan sonra kodlamıyorsun. Sonra diğer sayfaya geçiyorsun. Bunu çözdükten sonra buraya geçiyorsun. Her bir soruyla böyle teker teker kodlamaya gidersen patlarsın. O da çok büyük zaman kaybediyoruz. Sayfa sayfa veya iki sayfada bir yapman gerekiyor. Bunların hepsi aslında deneme taktiği. Bunları yaptığın zaman zaten süreniz yetişecek. Hiç merak etmeyin. Zaman kontrolü acayip önemli. Dediğim gibi zaman da bu işin sırrı diyebiliriz. Ve en sonunda da en önemli kısmı. Yani hani denemeyi yaptın ama ne işe yaradı? Bunun raporlamasını yapmadığın sürece hiçbir manası yok. Mesela burada deneme karşılaştırma grafiği. İşte ilk denemeden bu kadar yaptınız. İkinci denemeden bu kadar yaptınız. Üçüncü denemeden... Bunları teker teker tarih ve süre şeklinde yazmamız gerekiyor. Ve en önemli şeylerden bir tanesi, şimdi göstereceğim. Raporlama dediğimiz şey de sonuç analizi. Sonuç analizi şu aslında. Bak bizim bütün denemelerimizde zaten hani en gurur duyduğumuz yer. Hani denemedeki sorular zaten tamam da. Ama en gurur duyduğumuz yer ne biliyorsun? Burada sözel ve sayısal detaylı analiz. Çünkü her sorunun hangi konudan, hangi alt başlıktan çıktığını görebilmen dünyadaki en büyük lüks. Mesela burada iki kare farklı özdeşliğinden ben doğru yaptım. Sütun grafiğinden ben doğru yaptım ama... Olasılık hesabında patladım. Bir birim yani denklemlerde patladım. Cebirsel ifadelerde boş yaptım. Ondan sonra karekök sayıda bölmede... patladım. Ondan sonra işte bunun gibi teker teker analizlerimizi yaptığımız zaman acayip rahat edeceğiz ve gerçekten de hangi konuda eksiğimiz olduğunu göreceğiz. Ve burada bak analizlerde kaç tane doğru yaptın? Bundan sonra netin kaç? Ondan sonra yüzde kaç başarılısın? %90 başı. Mesela işte buradan 10 soru yaptın. Buradan 18 soru yaptın. Toplam 28. 28/40. Bunu 2,5'la çarptığın zaman işte bilmem %70 başarılısın gibi sonuçları bulabilmen acayip önemli. Kendine olan güvenin de artacak. Aynı zamanda teker teker ilk başta hani şunu da göstereyim. Kendine meydan okuman gerekiyor. Bak analizlerini yaptığın zaman tarih ve süre tutman gerekiyor. Tarih ve süre tuttuğun zaman aynı burada demin gösterdiğim gibi. Bak şurada tarih ve süre. Sonrasında burada kendinle yarışmayı öğrenebilmelisin. Yani kendi kendini motive etmeyi öğrenmelisin. Çünkü her zaman öğretmenin yanında yok. Her zaman bu videoları izlemiyorsun. Her zaman okulda değilsin. Dolayısıyla kendi kendini motive etmek için bu grafikleri hazırlamak ki zaten bizim denemelerin hepsinde bu grafikler var. Rica rica ediyorum bu tarz denemeleri kullanmaya çalış. Yani analizli denemeleri kullanmaya çalış. Çünkü analiz olmayınca insan kendini değerlendiremeyecek, hiçbir manası olmuyor. Dolayısıyla tarih süresini de yazıp da değerlendirmeye çalış. Bu arada konu tekrarları yapabilmek için deneme öncesinde renkli kalemler kullanabilirsin. Poster, bunlar seni motive eder. Kendini videoyu çekebilirsin. Sanki birisi seni gözetliyormuş gibi o videoyu bitirebilmek için, o dersi bitirebilmek için gayretli olursun. Arkadaş gruplarıyla beraber çalışabilsin, konu tekrarları yapabilsin. Bu da seni motive eder diyoruz. O zaman şimdiden denemelerinizde başarılar ve şimdiden çalışmalarınızda başarılar.